Organik Annem YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. Dünyayı kasıp kavuran korona virüsüne karşı biz de kendimize çözüm ürettik ve kolay, pratik bir maske ürettik. Videomu mutlaka sonuna kadar izlemenizi öneririm. Çünkü sonunda da püf noktalarımız var. Hemen bakalım elimizdeki maskeyi takalım nasıl olacak. Şöyle pratikten çıkarıyoruz maskemizi. Gördüğünüz gibi şuradan şöyle çıkaralım. Evet, şimdi şöyle alalım maskemizi ve arkadan alıyoruz ve pratik bir şekilde takıyoruz ve hemen şöyle arkadan lastiğini istediğimiz gibi ayarlıyoruz. Evet, şöyle ve artık koronavirüs maskemiz hazır. Şöyle göstereyim. Buradan arka kısma gidip maskeniz bu şekilde. Umarım videom faydalı olur. Videomu izlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Evet, geçelim malzemelerimize. Bir tane sütyen kullanacağız. Evet, yanlış duymadınız. Sütyen kullanacağız. Çok ekonomik bir maske olacak bu. Şöyle içi dolgulu olmayan ve demir kısmını çıkartıyoruz. Demir kısmı olmayan bir sütyen kullanacağız. Büyüklüğünü, küçüklüğünü ona göre sizin yüz durumunuza göre uygun sütyeni kullanabilirsiniz. Bir tane makas ve iğne iplik. Hemen geçelim yapımımıza. Şuradan sütyenlerimizin olduğu kısmını kesiyoruz. Biliyorsunuz ekonomik olmak lazım. Her şeye para veremeyeceğimiz için evde kullanmadığınız sütyenler olursa çok çok uygun olur. Gelirsiniz, yıkarsınız, tekrar kullanırsınız. Yani çok kullanımlı. Şu alt kısımlarını kesiyoruz. Şu kısmını kesmiyoruz. Şöyle göstereyim. Şu kısmını kesmiyoruz çünkü kullanacağız bunu. Maskemizin bir kısmı olacak. Hemen şuradan bunu ayarlanabilir zaten. Biliyorsunuz bu çok pratik. Şöyle her kafaya göre, her baş yapısına göre ayarlanabilir olacak. Bunu ne yapacağız? Hemen şu kısmına dikeceğiz. Maskemizin bir kısmını oluşturacağız. Çok pratik bir şekilde. İsterseniz şu kısmını şöyle çıkarılabilirse eğer, bakın şunu olduğu gibi şöyle göstereyim. Şu kısmı dikebilirsiniz. Ya da şuradan kesip, bakın şu çıkmıyorsa buradan kesip direktmen bu şekilde dikebilirsiniz. Şöyle ben çıkarmadan yapacağım. Şu kısmı. Aslında direkt de kesebilirim ama eğer ki istiyorsanız yine bu şekilde farklı kişiler kullanacaksa bu şekilde yapabilirsiniz. Farklı baş şekillerine uygun olması açısından. Ama ben şöyle keseceğim burayı ve direktmen dikişe geçeceğim. Burada şuna da bahsetmek istiyorum. Şimdi çay ağacı yağımız da lazım bize. Çünkü antibakteriyel özelliğe sahip olan bu çay ağacı yağı gerçekten bizi mikroplardan korumaya yardımcı olacaktır. Hemen şöyle alıp dikelim iğnemizi. Şöyle hemen dikiyorum. Ama şuna dikkat edin. Doğru geliş yapsın. Doğru giriş yapsın. Şöyle. Güzelce uygun yerden dikiyoruz. Sıkı sıkıya dikiyoruz. Buradan sıkı sıkı diktim iyice. Şu şekilde
Maskemizin üst kısmı oldu. Bakın görüyorsunuz gevşetme, büyütme yerleri de var. Çok pratik. Bu yüz kısmımıza alt kısmıysa şurada şöyle göstereyim. Şu birleşimiydi ya. Şu kısmımızı yani şu kısmından şöyle gördüğünüz gibi şuradan bir tane daha dikiyoruz. Şu kısmı evet gördüğünüz gibi buraya hemen dikiş yapıyoruz. Yine yüz şeklinize göre ayarlayın. Şu kısmı yine kesiyorum. Şuradan hatta pratik bir şekilde alıyorum. Eğer ki bunu biraz önceki gibi ayarlanmasını istiyorsanız buradan bu şekilde kesin. O şekilde alabilirsiniz. Şimdi bu üst kısmı tamam. Ne yapıyoruz? Hemen şuradan bir dikiş atıyoruz. Şuradan dikeceğiz. Şöyle şu kısmını keseceğim. Buradan başlıyorum dikmeye. Şöyle diktim. Bakın gördüğünüz gibi şu yüzünüzün üst kısmına gelecek maske. Maskenin arka kısmı tutmacı. Şu da boynunuzun kısmından tutacak şöyle. Bunu yüzünüze takın ve ölçünüzü kendin ayarlayın. Ya üzerinden olabilir ya alttan olabilir. Boynunuza taktığınız zaman kendi ölçünüzü bulursunuz. Benim ölçüm ortalama şöyle. Buranın pratik bir şekilde çıkması için ne yapıyoruz? Şuranın hani rahat rahat çıkarıp takmak için maskemizi şu kısmı pardon bu kısmı değil. Daha önce kestiğim şu takma yerine şöyle göstereyim. Şu kısmını şöyle takacağız ve hemen buraya monte ediyorum, dikiyorum şöyle. Şöyle göstereyim. Güzelce sıkıca dikmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi sabitledik şöyle şurasını. Şöyle göstereyim. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bunu şöyle pratik bir şekilde takıyoruz. Ve artık maskemiz hazır. Gördüğünüz gibi çok şık ve güzel bir maske oldu. Bunu dediğim gibi her renkte yapabilirsiniz. Güzel bir maske oldu. Şöyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olun. Çünkü daha güzel videolarım da gelecek. Daha farklı içeriklerle videolarım gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da nasıl yapılacağını öğrensinler. Evde pratik bir şekilde çok ucuza ve 10 dakikada evde nasıl maske yapılır görsünler. Şimdi şöyle bu maskemiz koruyucu mu? Hayır. Şu an sadece maskesini yaptık. Şimdi içerisine çay ağacı yağı ekleyeceğim. Çay ağacı yağı oldukça antibakteriyel bir özelliğe sahip bir yağdır. Eğer ki imkanınız varsa, durumunuz varsa propolis kullanabilirsiniz. Propolis de çok etkili bir koruyucudur. Arılar biliyorsunuz ki yuvalarına propolisle koruma altına alırlar. Dışarıdan ya da içeriden mikrop girişini engellemek için propolis kullanırlar. Sıvı propolis kullanabilirsiniz. Benim elimde olan şu an çay ağacı yağı imkanıma göre hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi çay ağacı yağını ekliyorum. Antibakteriyel özelliğe sahiptir. Bunu hem ekonomik bunu bu şekilde yağını ekliyorsunuz istediğiniz ölçüde. Yani burnunuz kaldırabileceği bir şekilde şu şekilde elinizi dokunmasanız olur tabii ki ben şu an dokundum. Bu şekilde maskenizi takıyorsunuz ve dışarıya gidip geliyorsunuz. Yıkatıyorsunuz. Çok güzel yıkatıyorsunuz ve tekrar kullanıma hazır maskeniz oluyor. Bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.